güzel bir çocuğum. Evde Kur'an öğreniyorum. Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum. Ben güzel bir çocuğum. Evde Kur'an öğreniyorum. Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum. Elif, B, T, F. Elif, B, T, F. Selamun aleyküm sevgili öğrencilerim. 1,5 aylık Kur'an öğrenme serüvenimizi bugünkü dersimizle tamamlayacağız inşallah. Ancak elbette sizler için bu yolculuk devam edecek. Bundan sonrasında kendinizi geliştirmeye devam edebilir. İsterseniz tecvid öğrenerek Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i en güzel biçimde okuyabilirsiniz. Gelelim bugünkü dersimize. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında yer alan Fatiha suresini öğreneceğiz bugün. Fatiha namazlarda Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra cenazelerde sürekli okuduğumuz bir suredir. Önce anlamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Amin diyerek Fatiha'yı birlikte öğrenmeye çalışalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Evet arkadaşlar, çok hoş bir giriş yaptık bugünkü dersimize. Her zaman ne yapıyorduk? Duaları tekbirle Allahu Ekber diye başlıyorduk. Artık Kur'an-ı Kerim'e tamamen başlamış ve aslında da hatim yapmaya başlamış olduk. Biz Kur'an-ı Kerim'in açılışını Fatiha ile yaptık. Ve bugünkü dersimizi de Fatiha ile yapmış olduk. Şimdi o zaman bakalım Fatiha-i Şerif'in kelimelerini öğrendiklerimizle birlikte nasıl okuyacağız? Hemen bakalım. Arkadaşlar, tabii biz her dersin başında, her işimizin başında besmele ile başlıyoruz ya, bugün onu da Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi tek tek tahlil etmeye, çözmeye çalışalım. İşte başlangıcında arkadaşlar, biz her zaman ezbere okuduğumuz besmeleyi böyle bu şekilde de büyülterek onu artık Kur'an-ı Kerim'i okuyormuş gibi besmeleyi de böyle nasıl yazılışı cezimden, şeddeden, efendim uzatmalardan neler var onunla birlikte çözmeye çalışalım. Evet, bismillah. Bazı arkadaşlarımız bismillah diye kalın okuyor, okumamamız gerektiğini artık öğrendik değil mi? Evet, yani Allah lafzı var ve bir önceki harfin harekesi esre olduğuna göre ne yapacağız? Bismillah demiyoruz.
Bismillah deyip uzatarak buradaki çeker işaretinin de işlevini yerine getirmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ha harfinin nasıl çıktığını artık boğazdan bu sesi çıkararak ifade etmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Cezim, me uzatarak nirra. Burada iki tane ne var arkadaşlar? Elif, lam takısı. Okunmayan elif ve lam diye öğrenmiştik. Burada karşımıza çıkıyor. O zaman nirrah, nirrahimi. Ama artık bir önceki derslerimizde nefes aldığımız zaman, ondan sonra böyle ayetlerin sonunda işaretler vardır. Ayetlerin numarasını gösteren ama böyle bazen çok güzel güllü şekiller vardır. Bu şekilde olduğu zaman son harfin harekesini ne yapıyoruz? Cezm ile tamamlamış oluyoruz. O zaman birlikte tekrar tahlil edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes almadan okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Artık bir öncesinde söylemiştik ya, bu Fatiha ile açılışı yapıyoruz. Fatiha'nın manası, yani kelime manası açılış demek. Onun için de artık Kur'an-ı Kerim'i açtık ve ilk sayfamızda bu Fatiha suresi karşımıza çıkmış oldu. Hemen büyülterek şöyle heybetini görmüş olalım. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diye manasını da vermiş olduk. Elhamdü lillahi, ince bir şekilde ne yaptık? Bir önceki harfin harekesini esre olarak gördük ve lillahi diye ince okuduk. Rabbil alemine diye okuduk. Ancak artık yeni öğrendiğimiz kural neydi? Sonlarını cezim yapacağız. Yani cezim neydi? Harfin bu harekesini alıyor, sakinleştiriyor. Min. O zaman baştan okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Zaten hepimiz biliyoruz ezbere ama telaffuzlarını daha güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Güzelce telaffuzlarını, mahreçlerini çıkararak Fatiha'yı en güzel şekilde öğrenmiş olacağız. Evet, bakıyoruz yine hemen Elif-i Ra'ya atlayarak Ha harfinin üzerindeki o cezmi iyi ve harfi de güzel çıkararak deneyelim. Er-Rahmanir-Ra. Ne yaptık arkadaşlar? Ra harfinin üzerinde şedde var, onu yaptık. Aynı zamanda da Ra harfinin böyle kalınlığını gösterişli bir şekilde vurguluyoruz. Nirrahim. Artık tekrar etmeyeceğiz sonlarındaki durumu. Hemen birlikte Errahmanirrahim. Çok güzel. Diğer ayete geçelim. Mim. Nasıl okunacak? İnce, bir de burada uzatması var. Yani uzatan elifi oraya hemen orada görüp onun nasıl okunacağını, ne işe yaradığını biliyoruz artık. Mâ diye bir elif miktarı uzatmış oluyoruz. Mâliki yevmiddin. Mimi dal harfine hemen bu elif lam takısını atlamış olduk. Maliki yevmiddin. Çok hoş sesler geliyor arkadaşlar. Evet, bugün coşkuyla bu dersimizi bitireceğiz gibi geliyor bana. Hemen evet, birlikte okuyoruz. İyyâke, İyyâke ne'budu
bu ayın harfini her defasında vurgulamak istiyorum. Çünkü bu konuda çok sıkıntı çeken arkadaşlarımız olduğunu söylüyorlar bana. Na'budu, na'budu. Ayın harfini böyle hafifçe belirgin olsun. Yani na'budu değil de oradaki na'budu derken harf yokmuş gibi okumayalım. Na, na'budu, budu. B harfini ve dal harfini ince okuyoruz arkadaş. Budu diyenler var, onun için vurguluyorum. Na'budu ve iyyake nes. Cezmi hemen sinin üzerinde görünce sine şöyle bir akış verdik mi tam manasıyla okumuş oluruz. Nesta'in. Arkadaşlar nunla mimin bir sıfatı var. Onun ayrı bir özelliği var demiştik ya. Sonunda dururken dikkat edin, o hafif bir gunnelik sıfatı deriz biz, ama siz sadece sesini belirginleştirin diye bilmenizde fayda var. Nesta'in. Fazla değil. Oradaki nunu belirgin hale getirmek maksadımız. Birlikte hepsini okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Hoş, güzel bir ifadeyle okumuş olduk. Evet, yine burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Ne görüyoruz? Yine her zaman ifadede kullanıyorum. Bu kalabalık harfler varmış gibi, çok harfler var bunu okuyamam diye ne yapıyoruz? Hiç o aklımıza gelmiyor. Ne yapıyoruz? Sırayla. İh. Buradaki H harfinin mahreci neydi arkadaşlar? Göğsün boğaza bitişik olduğu kısım. İh diye ses verebilirsek güzel, ama bazı arkadaşlarımız bunu yapamazsa bile ih diye o H'nin güzelliğini ortaya koyarak ifade edebilir. İh. İhdines sıra, sıra. Buradaki satın kalınlığını ne yapıyoruz? Sı diye ı sesiyle tamamen vermiyoruz. Sı, böyle i sesini kalınlığını vererek, o sesi de vererek tam manasıyla okumuş oluyoruz. İhdines sıra, sıra tal, ta harfi kalın, tal müstakim. Yine bazı arkadaşlarımız mus diye kalın okuyorlar. Asla onu yapmıyoruz. Oradaki mimin ve sinin o güzelliğini, inceliklerini vermiş oluyoruz. Müstakim. Biraz önce dedim ya, nunun ve mimin özelliğini hafif mim olduğunu belli edelim. Tutmadan ama yanlış anlaşılmasın. Çok bekletmiyoruz. Sadece mimin o özelliğini vermiş oluyoruz. O zaman hep birlikte okuyalım. İhdines sıratal müstakim. Müstakim. Kaf harfini de ne yapmış olduk? Güzelce vurgulamış olduk. Evet, yine benzer. Niye benzer dedik? Çünkü sat harfinin o özelliğini vurgulamış olacağız. Sı böyle ye'ye meyleder gibi, sanki ye varmış gibi, ama onu anlayasınız diye söylüyorum. Sı der gibi seslendireceğiz. Sı ra. Ne yaptık ra harfini arkadaşlar? Uzattık ve kalın okuduk. Çünkü burada uzatan harflerden elif var ve ra üstün olduğu zaman kalın sesle, yani a sesiyle okuyoruz. Sıratallezine. Peltek ve çeker işaretini gördük. Sıratallezine. Siz okuyun. Evet, cezimi öğrendik artık. Burada en... O zaten nunun özelliği vardı. Bir de o cezmide vurguladığımız zaman en amte en
ne yapıyoruz? En enemte demiyoruz. Yani ene demiyoruz. En amte. Evet, buradaki ayın harfini de güzelce çıkarmış olduk. Hemen bu kelimeye geçiyoruz. Aleyhim, aleyhim, aleyhim. Ayın harfini, evet, çıkarmış olduk. Burada ne var arkadaşlar? Ayın harfinin artık ismi, yani şekil olarak gayın harfiyle karıştırmıyoruz. Bir de gayın harfini kalın bir şekilde seslendiriyoruz. Sesini verdikten sonra gayril ne yaptık? Hemen cezmi gördük orada. Cezmi görünce ra harfini hemen lam harfine bağladık. Zaten lamda ne diyordu? Benim üzerimde cezim var. Ben tek başına okunmam. Bir önceki harf, burada ra, hangi harf olursa olsun cezim bir önceki harfe tabidir diye burada lambda cezim de bize ne yapıyor? Hemen beni bu şekilde okuyun diye sesleniyor. Gayril mağdubi. Bu kelime çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çok incelik isteyen seslendirirken mim harfini ince okuyacağız. Gayın harfinin kalınlığını vereceğiz ve buradaki dat harfini de kalın okuyarak, o sesi vererek mağlubi, mim harfine dikkat ediyoruz. Me, ga. Yani demek istediğimiz ne arkadaşlar? Mağ demiyoruz. Mağ, mağ diyen arkadaşlarımız oluyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Buradaki gayın ve dat harfinin kalınlığını bildikleri için mimi, onları kalın okuyayım derken mimi de kalın okuyorlar. Bu olmaz. Ne yapacağız? Biz daha önce bahsetmiştik. İnce harfi kalın harfe, kalın harfi de ince harfe uydurmayacağız. Neyse onu aslını okumuş olacağız. Buradan alalım tekrar. Gayril mağdubi aleyhim. Tabii dat harfinde yine her zaman söylüyoruz. Hiç zorlanmayın arkadaşlar. O bizim ifademiz vardı ya, arı vızıldar şeklinde ama o vızıldama devamlı değil. Mevlu deyince oraya hafif, şöyle hafif vızıldama sesini vererek, ama bunu da yapamayan arkadaşlarımız varsa direkt mağdubi diyebilir. Ama geçici süreyle diyebilir. Çünkü biz orijinalini, yani onun aslını öğrenmemiz için buradayız. Dolayısıyla onu da ifade etmiş olalım. Tekrar edelim bu kelimeyi o zaman. Gayril mağdubi. Datı da uzattık. Bi mağdubi aleyhim. Çok güzel arkadaşlar. Böyle beni iyi anladığınızı hissediyorum. Dediğim gibi bunlar tabii yüz yüze daha iyi olur. Bilen arkadaşlarımıza daha sonra müracaat ederek, ailenizden bilenler de vardır, çok daha hoş bir seda ile okuyabiliriz. Hemen ve lam, evet, ne yaptık? Elif lam takısı var burada. Elif'i atlıyoruz, lam harfini atlıyoruz çünkü zaten harekeleri yok. O zaman dat harfinin üzerinde şedde ve uzatma işareti var. Bakalım burayı nasıl okuyacağız? Velallin. Çok uzattık ve burayı da ne yaptık? Nuna bağlamış olduk. Burası çok önemli. Bir daha tekrar edelim. Velal, hafife vızıldamayı verelim. Vermeye çalışalım daha doğrusu. Velallin. Amin diye ne yapıyoruz? Bağlamış oluyoruz. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu süreyi, çok Fatiha'yı çok önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi büyütmeden sırayla biz yine çözerek okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim.
rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's-sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Çok güzel. Bugün evlerimiz Fatiha ile ve sizlerin sesleriyle ne yaptı? İyice neşe buldu. Bundan sonra daha çok neşe bulacak. Şimdi tabii biz tekrar bu Fatiha'da neler söylüyor, manasını da tekrar etmiş olalım. Güzelce yerleşmiş olacak aklımıza, zihnimize. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim. Hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Evet, bugünkü dersimizle birlikte programımızın da sonuna geldik. Kur'an alfabesinden başladığımız bu yolculukta harekeleri, tenvini, cezmi, şeddeyi ve diğer konuları, yani Kur'an'ı okumamız için gerekli bilgileri öğrenmeye gayret ettik. Bazen biraz zorlanmış, bazen de sıkılmış olabilirsiniz. Ama büyük bir azim örneği göstererek tüm derslerimizi izlediniz. Sizlere verdiğim ödevleri layıkıyla yerine getirdiniz. Üstelik bizleri videolarınızı göndererek ayrıca mutlu ettiniz. Hepsi için teşekkür ederim. Kur'an'ı sadece okumayıp onu anlamaya çalışacağınıza ve güzel bir Müslüman olarak yaşayacağınıza inanıyorum. Derslerimizde bizimle olan çizgi dostlarımız Elif ve Mim'e de düşüncelerini sormak istiyorum. Elif, Mim, sizinle bu dersle tanışmamız vesile oldu. Sizin de düşüncelerinizi almak isterim tabii. Elif, seninle başlayalım mı? Hocam, ben hem çok mutlu hem de biraz üzüntülüyüm. Size ve ekran başındaki arkadaşlarıma çok alışmıştım. Ama şimdi derslerimiz bitiyor. O yüzden üzgünüm. Evet Elif. Ben de çok üzgünüm. Aynı duyguları paylaşıyorum seninle. Öğrettiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Bu derslerle Kur'an'ı okumak için gereken pek çok şeyi öğrendim. Geliştirmek için çalışacağım inşallah hocam. Evet, buna inanıyorum. Allah zihin açıklığı versin Elif. Bakalım Mim ne düşünüyor? Mim? Hocam, ben de bazı derslerimizde biraz zorlandım ama çalıştıkça o zor olan dersleri de öğrendiğimi fark ettim. Sizinle ders yapmak çok keyifliydi. Ben de bize öğrettikleriniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizinle birlikte olduğum için çok mutlu oldum sevgili çizgi dostlarım. O zaman hep birlikte ekran başındaki arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın sevgili öğrencilerim, küçük dostlarım. Allah'a emanet olun. Çocuğum, evde Kur'an öğreniyorum. Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum. Ben güzel bir çocuğum, evde Kur'an öğreniyorum. Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum.